Merhaba arkadaşlar. Bir Dünya Masalı programına hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte çitlenbik ve kitap okuma ağacı var. Sizin kitap okuma ağacınız var mı bilmiyorum. Ama benim küçükken derenin yanında çok büyük bir kitap okuma yerim vardı. Çok güzeldi. Bazen kaplumbağalar ve kurbağaları görürdüm. Hatta yanında zıplayan kurbağalara kitap okumuşluğum bile oldu. Herkesin bir kitap ağacı olmalı ve onunla güzel anılar biriktirmeli. Umarım sizlerin de olur ya da vardır. Hadi okuyalım. O gün ormanda hava koşup oynanmayacak kadar sıcakmış. Çitlenbik ile beyaz savşan bir gölgelik bulup oturmuş. Kitap okuyorlarmış. Ay tam da hayal ettiğim gibi bir orman. Hayvanlar, Kitap ve sonsuz hayal gücü. Sincap onlara bir şey göstermek istiyormuş ama ne olduğunu söylemiyormuş. Hı, oraya gittiğinizde görürsünüz diyor. Başka bir şey demiyormuş. Çitlenbik ile Beyaz Tavşan Sincap'ın arkasından koşturmuşlar. Ben olsam ben de koşardım. Bir sincamın bana ne olduğunu söylemeyip de sürpriz yapacağı bir yer varsa... ...bu merak uyandırıcı olabilir. Çitlenbik sincabın gösterdiği ağaca bakıp... ...ne kadar büyük bir meşe ağacı bu böyle demiş. Hı, ağaca değil içine bakın demiş sincapta. Burada başka hayvanlar da var. Bir kirpi ve bir ayı hepsi ona bakıyor ama içinde ne var acaba? Çok büyük bir ağaç. Cikletmek bir kıskandım doğrusu. O ağacı ben de görmek isterdim. Cikletmek ağacın gövdesindeki oyuğa bakmış. Hı, size göstermek istediğim buydu işte." demiş sincap. Hı, buna kovuk deniyor. Ah, peki ee, ne işe yarıyor? Diye sormuş ayım. Siz biliyor musunuz? Kovukların işe yaradığı çok şey var tabii ki de. Eğer bilmiyorsanız... ...annenize, arkadaşlarınıza, babanıza... ...ya da yakın çevrenizdeki birilerine sorun. Kovuklar bence... ...herkesi sıcak tutabilen bir yerdir. Benim aklımda kalan... ...ve benim için en önemli özelliğinden biri bu. Hayvanların korunabileceği bir yerdir. Çünkü ağaçlar hayvanların evleridir değil mi? Biz ne kadar çok ağaç çekersek, ağaçlara ne kadar iyi bakarsak o kadar hayvanı evsiz bırakmamış ya da ev sahibi yapmış oluruz. Çitlenbik yaprakların hışırtısını dinlemiş. Ayaklarının altındaki yumuşacık çimleri hissetmiş. Sonra tekrar kovuğa çıkmış ve... Hmm, ''Bir fikrim var.'' demiş fikri neydi acaba? Bir sincap, bir tavşan, bir ayı, bir kirpi ve bir çocuk. Aklına neler geçiyor merak ediyorum. Çitlen bir kitabını kovuğun içine koymuş. Orası güvenli ve kuruymuş. Kitabımı kovuğun içinde bırakacağım. Böylece isteyen herkes okuyabilir demiş. Ben de kitabımı kovuğun içinde bırakacağım. Böylece isteyen herkes benim kitabımı da okuyabilir. Demiş beyaz tavşan. Oh ben de. Demiş sincap. Harika fikir. Demiş ayı. Kirpi heyecandan konuşamamış. Sadece diyebilmiş. Kuşlar gökyüzünden inip gelmişler. Oh, biz de bir şey paylaşmak istiyoruz demişler. Benim kitabım yok demiş kunduz üzgün üzgün. Ama o da bir şeyler paylaşmak istiyormuş. Ve mobilya yapımı, mobilya yapımı mı? Mobilya yapımı bir kataloğu paylaşmış. Çünkü kunduzlar mobilya yapımında çok önemli yer taşırlar. Tabii ki nehirlerde. Kunduzlar dişleriyle tüm odunları kır 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 koparıp kuyruklarıyla taşıyabilip kendilerine yer yapabiliyorlar. Yani mobilyacı gibiler. Derken aklına bir fikir gelmiş. Ne gelmiş acaba? Kunduz yanında tahtalarla ne yapacak? Ben de bilmiyorum. Dişleriyle kemire kemire, kuyruğuyla vura vura sağlam bir kitaplık yapmış. Ben size demiştim. Kunduzlar dişlerini kullanarak ve kuyruklarını kullanarak bir mobilyacı gibi bir şeyler yapabilirler demiştim. Bu kitapla herkes hayran kalmış. Ertesi gün geyik de kitabını kovağa getirmiş ördek de kitabıyla onun peşinden gelmiş. Kaplumbağanın paylaşacak o kadar çok kitabı varmış ki hepsini sırtında taşıyıp getirmiş. Kurnaz tilki yardım etmemiş. Kimsenin bakmadığını düşündüğü bir anda gizli gizli kovuğa girmiş. Ha, ah, ne kadar aptallar alıp götüreyim diye bunca kitabı buraya bırakmışlar deyip kitaplardan birini almış. Aa, ne gereği var ama niye böyle bir şey yapmış? Herkes emek edip oraya kitaplarını getirmiş. Haber vermeden onu alıp oradan gitmek olur mu? Bu hiç hoş değil tilki. Diğer hayvanlar kovuğa başka kitaplar da getirmişler her gün hava soğuyana kadar kitap okuyorlarmış. Derken sonbahar gelmiş. Artık soğuktan kovuğun önünde oturamıyorlarmış. Şunların altına girin demiş koyunlar. Koyunlar herkese sıcacık yün battaniyeler yapmışlar. Kovuk artık eskisinden de rahatmış. Bütün yaz ve sonbahar ayları boyunca Baykuş ile Ay çitlembik ve arkadaşlarını seyretmiş. Artık kış gelmek üzereymiş. Günler kısalmış. Hava erkenden kararmaya başlamış. Baykuş ile Ay kendi aralarında fısıldaşıp çitlembik ve arkadaşlarının yaptıklarını konuşuyorlarmış. Ay, Aa, biz de yardım edebiliriz deyip nasıl yardım edeceklerini Baykuş'a anlatmış bütün gece çalışmışlar. Ay baykuşa ışık vermiş ve baykuş bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor ki? Sanırım kitaplar için yapılan bir şey bu. Umarım güzel bir şeydir. Umarım mı? Hayır. Hatta eminim güzel bir şeydir. Ertesi sabah Çitlenmik ve arkadaşları Baykuş'un onlar için yaptığı şeyi görmüşler. Çitlenmek tabelayı yüksek sesle kütüphane diye okumuş. Kütüphane herkesin kitap ödünç alabileceği bir yerdir demiş ve kendisine utangaç utangaç gülümseyen kurnaz tilkiye göz kırpmış. O gece arkadaşları kitap okuyabilsin diye ay kovuğun üzerinde parlamış. Kurnaz tilki aldığı kitabı geri getirmiş ve çitlenbik herkese yüksek sesle kitap okumuş. Teşekkür ederiz çitlenbik demiş henüz okuma bilmeyen ufaklıklar. Ha, asıl ben size teşekkür ederim. Geyik, ayı, kuşlar, ördek, sincap, kirpi, kunduz, koyunlar, kaplumbağa ve minik kaplumbağalar, kurnaz ki, baykuş, beyaz tavşan ve ay kütüphanemizi yaptığınız için çok teşekkürler demiş Çitlenmek. Kitapları paylaşmak çok güzel. Hikayemizin sonuna geldik. Ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Kitap okumak, kitapların birbiriyle paylaşmak, Sınırsız hayal gücünün bir yerlerde buluşması demektir. Kitapları okumaktan, paylaşmaktan ve beraber bir şeyler yapmaktan, yardımlaşmaktan asla geri kalmayın. Hoşça kalın.